7. sınıf matematik sınavı çalışma kağıdının çözümleriyle devam ediyoruz. Part 2'de rasyonel sayıları inceliyoruz. Part 1'de tam sayıları incelemiştik. Ve birinci sorumuzla başlayalım dilerseniz. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarına bulunuz demiş bizlere. Burada bir örüntüyle süslenmiş bir soru gizlenmiş aslında bizler için. İlk parantezin içerisindeki 2 çarpı 1, 2, bir daha 3 ifadesini altına yazabiliriz. Yani 3 bölü 2 olarak çarpı. İkinci parantezin içerisinde de aynı işlemi yaptığımızda 3 çarpı 1 3 bir daha 4. 4 bölü 3 olarak ifadeyi yazmış olduk. 4 çarpı 1 4 bir daha 5. 5 bölü 4 ifadesine yazdıktan sonra burada görülüyor ki aslında bir örüntü var. Ve bu örüntüye göre ilk payda pay kısmındaki ikinci payda kısmındaki pay payda kısımlarındakiler sırasıyla sadeleşecektir. Sonuç itibariyle 5 ve 2 kaldı buradan. Buradaki değerleri yazdığımızda 5 bölü 2 sonucuna ulaşırız. 5 bölü 2 yeterli bir cevaptır. Bunu 1 tam ya da 2 tam işte diye çevirebilirsiniz. 2 tam 2'de 1 olarak dönüştürebiliriz. Bir başka ifadeyle. Şöyle de yazabiliriz. İkinci örneğimizi incelediğimizde bu defa daha geniş haliyle verilmiş aynı örnek. 2 kere 1, 2, 1 çıkardım. 1, 1 bölü 2 olmuş oldu. 3 kere 1, 3. 1 çıkardım. 2, 2 bölü 3 çarpı. Aralarda çarpı olması bu işlemin aslında örüntü olduğunu da bir bakıma göstergesidir arkadaşlar. 4 çarpı 1, 4. 1 çıkardım. 3, 3 bölü 4. Buradaki çarpılar devam ediyor anlamında kullanılmış. 20 çarpı 1, 20. 1 çıkardım. 19 bölü 20 olarak bunu da yazdık. Yine aynı şekilde düşündüğümüzde buradaki örüntü pay ve paydalar arasındaki sadeleşmeden oluşmaktadır. 3'ler, 4'ler, 5'ler derken 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 en son 19'larda sadeleştikten sonra cevabımız 1 bölü 20 basit kesre olacaktır. Birinci sorumuzu tamamlamış olduk sizlerle. İkinci sorumuza gelelim. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz demiş. Rasyonel sayılarda işlemlerin en altından başladığımızda şu kısımda. Evet şuraya eşittir koyalım. Diğer kısımları tekrar yazmak istiyorum. Çünkü yazmadığımızda muhakkak unutacağımız bir kısım olacaktır. Buna dikkat edelim. 2 çarpı 1, 2. Bir daha. 3. 3 bölü 2 olmuş oldu bu kısım. Şimdi tekrar yazıyorum. 1 artı. Böyle bir durumda bölme işlemi gerçekleşecektir. Ama bunun hızlı bir yöntemi olarak şunu yapabiliriz. 2'yi üste göndeririz. En alttaki 2'yi bir üstüne aradan bir tane atlayarak şuraya değil bir üstüne çarpıyorum 2 ile 1'i çarpıyorum 2 aşağıya da 3 yazıyorum aynı olduğu yere. İşlem düzenlenmiş oldu. Tekrar devam ediyorum. Aynı işlem 3 çarpı 1, 3, 2 daha 5. 5 bölü 3 olacaktır. Sonucumuz yine bunu da tam sayılı kesir haline çevirmek istersek 1 tam 3 2 olarak da yazabiliriz. Aynı işlemin farklı versiyonu verilmiş. Biz burada eşittir kullanalım. Yine en dipten başlıyoruz. Merdivenin en alt basamağından başlıyoruz. 2 çarpı 2, 4, 1 çıkardım, 3. O kısma gelene kadar olan kısımları da tekrar yazayım. 3 demiştik hatırlıyorsak, 2. Tekrar düzenlenmesi gereken kısımda bir basamak atlayarak yazıyorum. Buraya değil, bir üstüne yazdım. 2, eksi 2 bölü 3 bu defa. Tekrar aynı işlemler. 3 kere 2, 6. 2 çıkardım, 4. 4 bölü 3 olarak düzenlenmiş oldu. Bunu da yine 1 tam, 3'te 1 olarak değiştirebiliriz istersek. Evet, bir sonraki sorumuz da bu defa x'i soruyor. Bu defa farklı bir yönden gidelim işleme. Ben bu soruları şöyle çözüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. 3 ile kaçı toplarsak 5 eder ifadesinde şu kısım bizim için önemli. Burası 8 bölü 3 artı 1 bölü x kısmı. Bunu da yazarsanız daha güzel olur. O sayı 2'dir. 2'yi yazdıktan sonra devam edelim. 8'i kaça bölersem 2 olur ifadesinde şu kısımdan bahsediyorum. Dur ki 3 artı 1 bölü x eşittir 4 olmalıdır. 4'e böldüğümde bu sonucu bulurum. Yine devam ediyorum. 3 ile kaçı toplarsam 4 eder. O kısımda 1 bölü x'tir ve olması gereken sayı 1'dir. Peki 1'i kaça bölersem 1 bir eder? 1'i 1'e bölersem şu kısımda şöyle 1 eşittir x olmalı. Evet cevabı 1 bulmuş olduk. x nedir diye sorulmuştu biz de 1 bulduk. 4 eksi diye başlayan yine aynı şekilde x'i bulmamızı isteyen bir <laughs> rasyonel sayı denklemi oluşturulmuş. Burada yine aynı şeyi yapıyorum. Şu kısmı 4'ten kaçı çıkartırsam 1 eder diye düzenliyorum. 9 bölü 1 artı 8 bölü x artı eksi 3 pardon. Evet bu kısmın değeri 3 olmalı. Yine aynı şekilde düşünerek 9'u kaça bölersem x'e doğru bilinmeyene doğru gidiyorum arkadaşlar bilinenden. 9'u 3'e bölersem 1 artı 8 bölü x eksi 3 ifadesi de yine 3 olmalı. Yine 1'i kaçla toplarsam 3 eder. 2 ile 8 bölü x eksi 3 eşittir 2 olmalı. 8'i kaça bölersem 2 eder. x eksi 3 eşittir 4 olmalı. x'ten kaçı pardon 3, e, hangi sayıdan 3'ü çıkartırsam 4 eder. Buradaki ifademizde yani x. Zaten x eşittir 7 olmalı. x'i yine bulmuş olduk. Bir sonraki sorumuza 3. sorumuz a rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi 1 bölü 2 ve b rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi x 2 bölü 3 ise a artı b'yi sormuş. Toplama işlemine göre tersi işaretinin tersiydi arkadaşlar. Buradan a sayısının tersi 1 bölü 2 ise A sayısı eksi 1 bölü 2 olmak durumundadır. B sayısının yine aynı şekilde toplama işlemine göre tersi eksi 2 bölü 3 ise buradan da B sayısının 2 bölü 3 olduğu söylenebilir. A artı B'yi sormuş. Buradan 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2 olarak bunu yazabiliriz. Paydaları eşitlediğimizde her ikisini de diğerinin paydasının altına yazdığımızda payda 6 olacaktır. 2 kere 2, 4. Eksi var arada. 3 kere 1, 3. Ve 4'ten 3 çıktığında 1 kalır. 6'da 1 cevabına ulaşmış oluruz. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Şöyle biraz yukarı alalım. 2 bölü 5 rasyonel sayısının çarpma işlemine göre tersi. Eksi 4 bölü 3 sayısının toplama işlemine göre tersinin çarpımları sonucu kaçtır diye sorulmuş. Çarpma işlemine göre tersi ise sayıların pay ve paydasının yer değiştirmesiyle elde edilebilir. Burada sayısının çarpma işlemine göre tersi 5 bölü 2 olacaktır. Hemen yazmış olduk. Diğer sayımızın eksi 4 bölü 3'ün de toplama işlemine göre tersi 4 bölü 3 olacaktır. Sadece işaretini değiştirmemiz yeterlidir. Bunların çarpımının sonucunu soruyordu hatırlıyorsak. Burada bir Sadeleştirme işlemi gelmiş oldu. 2 ile 2'yi böldüm 1, 4'ü 2'ye böldüm 2. 2 ile 5'i çarparsam 10, 3 ile 1'i çarparsam 3. 10 bölü 3 olarak cevabımızı bulmuş olduk. 5. Soruya geldik. Bir öğrenci 240 TL parasının önce 1 bölü 4'ünü harcıyor, sonra kalan parasının 1 bölü 3'ünü harcıyor. Geriye kaç TL parası kalır diyor. Ben bu soruları şekilde çözmeyi daha çok seviyorum açıkçası. 2, 3, 4. Başlangıçta verilen önce 1 bölü 4'ü dediği için şu kısmını harcamış. Sonra geriye kalan parasının bir 3'te 1'ini harcıyormuş. Zaten farkındaysak 3 birimlik bir alan kaldı bize. Yine burada da bir birimini harcıyormuş. Geriye kaç TL kalır diyor. Bunlar da geriye kalan kısımlar. Yani 4'te 2 ya da 2'de 1. 4'te 2 ya da sadeleşmiş haliyle 2'de 1'i kalmış oluyor geriye kalan. Evet buradan da 240 TL'nin yarısını bulmak istiyorsak 2'ye böldüğümüzde 120 TL olduğunu bulabiliriz. Geriye kalan ya da harcanan diyebilirsiniz bu kısımda. Geriye kalan parası. Evet, 6. sorumuza geçebiliriz. Bir araba gideceği yolun önce 2 bölü 5'ini gidiyor. Sonra kalan yolun 3'te ikisini gidiyor. Geriye 40 kilometre yolu kaldığına göre bu arabanın kaç km bu araba kaç kilometre yol gitmiştir diyor. Burada da yine aynı şekilde çözebilir miyiz diye baktığımda 5'te ikisini gittiğinde 5 parçadan ikisini gittiğinde 3 parça geriye kalıyor zaten geriye kalanın 3'te dediği için bunu da yine şekille çözmek daha basit olacaktır. Burada da yine 5 parçalık bir bütün çizdiğimizde 1 2 3 4 ve 5. Önce 2 bölü 5'ini gidiyorsa 2 parçasını tarıyorum. Sonra geriye kalan sonra kalan yolun 2 bölü 3'ünü diyor. Şu kısmı gidiyormuş. Geriye 40 km yol kalmış. Demek ki şu kutunun değeri 40 km'ymiş. Bu araba kaç kilometre yol gitmiştir? Gidilen, şimdiye kadar gidilen yol bunun 4 katıydı. 4 tane kutu vardı. Dolayısıyla 40 çarpı 4'ten bu işlemin sonucunu bulabiliriz. O da 160 kilometrelik bir yol demektir yol gitmiştir diye de yazalım yanına. Rasyonel sayı ifadelerine sorularıyla karşınızdaydık bu videomuzda. Bir sonraki videomuzda denklemler konusuna geçmeyi düşünüyoruz. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.